Yoğun bir hafta geride kalırken pek çok magazin haberi manşetleri süsledi. İşte magazin gündeminden son gelişmeler. Magazin dünyası en hareketli haftalardan birini geçirdi. İşte ünlüler dünyasında haftanın renkli gündemi. Yedi yıl önceydi. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen'in muhteşem düğünü öncesi... ...yapılan kına gecesinde buluşmuştu bu üç güzel. Kızlar, bu hikayede zaten. Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal o günden 7 yıl sonra buluştu ve bu fotoğrafı çektirdi. 7 yılda güzelliklerinden hiçbir şeyi kaybetmedikleri gözlendi. Selen Görgüzel'i bir etkinlikte görüntülüyoruz. Kendisine hediye edilen bir pırlantanın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu kontrol ettiriyor. Gerçek çıkmazsa rezil edeceğim şu an olan kişiyi. Pırlantasının gerçek olup olmadığını test ettiren Görgüzel'e eski eşi Hamdi Alkan'la biten evlilikleri hakkında konuşmama kararı aldıkları 1 milyon liralık protokolü hatırlatıyoruz. 1 milyonluk bir tazminat maddesi var mı? Bak işte ona baktırıyorum. Eğer şeyse pırlanta gerçekse satıp konuşmaya başlayacağım. Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'ın boşanma sözleşmesine koydurduğu bu maddeyi çok da önemsemiyor. Beyefendi böyle bir şey madde koydurdu. Ben de koşulsuz, sorgusuz imzaladım. Ama benimle ilgili kendisi bir konuşmak isterse konuşabilir. Çünkü benim gizlim saklım hiçbir şeyim yok. Tabii ki onu ödeyecek tazminat. Yok istemeyeceğim. Konuşulacak bir şey varsa konuşsun. Ben öyle bir şey istemeyeceğim. Aynı şeyi o da eğer ki bu müsaadeyi gösterirse ben de konuşurum o zaman. Bu arada testin sonucunu merak edenlere hatırlatalım. Selen Görgüzel'e hediye edilen pırlanta gerçek çıkıyor. Gerçek çıktı arkadaşlar pırlantalarım. İzmir'de düzenlenen gelinlik ve abiye fuarında modacı Filiz Çelik'in gelinlik defilesinde Özge Ulusoy ve Şevval Şahin iddialı gelinlikler giydi. Çok güzel bir şovdu. Özge de parladı sahnede. İş arkadaşı, en sevdiğim iş arkadaşlarımla. Her sene burada olmak çok mutluluk verici benim için. Şevval Şahin podyumlardan en sevdiği arkadaşlarından biri olan Özge Ulusoy'la kulis arkasında çektikleri Seda Sayan videosuyla ilgili de konuştu. Bence çok güzel oldu. Öyle eğlendik kuliste. Backstage momentları izlersiniz. Şevval de benim en sevdiğim iş arkadaşlarımdan çok da keyifli vakit geçiriyoruz. Bugün de öyle komik bir video çektik defile öncesi. Güzel oldu. Sen de çok güçlü bir kadınsın. Var. Neler yaşadın o ya? O hassasiyeti biliyorsun. Neler yaşadın ya? Öyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey ya? İşte benim en üzüldüğüm ama artık insanların bildiği Allah ve anladığı. Allah aşkına döksene kendini bir. Duysun insanlar. Bak seni pür. Fuarda düzenlenen Erkan Yılmaz defilesi podyumun ünlü isimlerini buluşturdu. Geçen yıl düzenlenen defilede podyumda ayakkabısı kayınca yere düşen Sema Şimşek o anları hatırladı defile sonrası. Benim bir ayakkabı korkum vardı. Geçen seneki o düşüş benim için o an bir utanç duygusuydu. Çünkü 32 yıl sonra ilk defa bir düşüş yaşamıştım. Çok utanmıştım. Duygum buydu ama her insanın başına gelebilir sonuçta. Bir sonraki kıyafeti giyerek aslında onu atlattım. Yoksa bu sene burada olamayabilirdim. Defilenin tecrübeli modeli Gizem Özdilli, eski mankenlerin buluşmasına esprili bir yorum getirdi. Bizden sonrası Tufan. Gizem çok komik bu konularda. Yaşlı ama tecrübeli yaşlı manken. Deneyelim. Dur ben söyleyeyim dürüstçe, kendi aramızda konuşalım. Yaşlı ama deneyimli manken grubuyuz. Hatta espri yaptık. Bu arkadaşımız... Tekerleği bulan arkadaş. Bu ulaşımı öyle sağlıyor. Parayı bulan Lidyalılardan. Ben de işte ateşi buldum.
Öyle hepimiz bir şekilde insanlığa katkı sağladık. Ama bugün de burada modaya destek amaçlılara geldik. Vilma Elis defile sonrası röportaja kızı Tiara ile birlikte çıktı. Çocuklar dünyadaki en güzel şey. Çalışabiliyorsunuz, vücudunuz bozulmuyor. Emzirebiliyorsunuz gerçekten... Dünyadaki hayatımızdaki en güzel şey çocuklar. Özge Ulusoy, İzmir'deki fuarın rekor kıran modeliydi. Fuarın kapanış defilesinde abiye kıyafetlerle podyuma çıkan Özge Ulusoy, fuarda rekor kırmış olabileceğini iddia etti. Yıllardır buraya geldiğimi hesaplarsak tam olarak sarmadım ama bugün 1 milyonuncu abiye kıyafetimi kutluyor olabiliriz. Yani bir rekora koşmuş ve rekor kırmış olabilirim. Böyle eski arşivleri açıp rekorlar kitabına falan girebiliriz. O kadar çok defile yaptık ki. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli yine bir operasyon geçirdi. Ameliyathaneye girerken video çeken Tanyeli, bu süreçte hastane masraflarının 3 milyon liradan 500 bin liraya indirildiğini ve bunun da Hakan Altun ve Haluk Levent tarafından ödendiğini söyledi. Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve bu tedavi ücretinde de çok büyük bir indirim yaptılar. Yani 3 milyondan 500 bine falan indiler. Onlar da ilaç paraları. Bunları da sevgili Hakan Altun, Haluk Levent, Avustralya'daki dostlarım ödedi ve yani gerçekten hem teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Ameliyat sonrası ziyaretçisi eksik olmayan Tanyeli, yayınladığı bir videoyla ziyaretçilere sitem etti. Bizi anlamanız açısından sanki biraz belki kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum. Ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. New York'ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde Haluk Bilginer, daha önce Şahsiyet dizisinin ilk sezonuyla kazandığı ödüle bir kez daha aday gösterilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çok sevdiğimiz, severek yaptığımız bir işle 2 kez aday olmak bir gurur vesilesi herkes adına. Benim bir beklentim yok. Ben zaten bir tane aldım 5 yıl önce. Geceye güzel oyuncu Özge Yağız, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Burak Berkay Akgül'le birlikte katıldı. Ödül töreni dönüşü İstanbul'da görüntülenen Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül artık birlikte görüntü vermeleri konusuna bakın ne dedi. Efendim artık böyle eskiden görüntü vermiyordunuz. Görüntü vermeme adına bir çabamız yoktu açıkçası yani. Bazen işle özel hayatı ayırmak gerekiyor ya birbirinden. Evet. Onların da kendi içinde farklı parametreleri var diyeyim. Yani yoksa onun için ekstra bir çabamız olmadı hiç. Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa Nur Akgün, müzikle olan bağını bir adım daha ileriye taşıyarak Nil Kara İbrahimgil'le aynı sahneyi paylaştı. Melisa'yı davet ediyorum. Nil Kara İbrahimgil ve Melisa sahnede Kuzey Yıldızı şarkısında düet yaptı. İkili konser öncesi böyle prova yapmıştı söyleyecekleri şarkıyı. Bazen çok korkuyorum, duvarda gölgelerden kaçmayı bilmiyorum, bazı kelimelerden dans etmeyi öğrendim. Ve provaların sonunda Nil Kara İbrahimgil ve Melisa Nur Akgün'den bu harika düet ortaya çıktı. Bazen çok korkuyorum,
Kuşallı'nın Uğrak Kuş'la boşanma sürecinde ilginç bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Uğrak Kuş boşanma kararını açıklamış, Ebru Şallı da davayı ilk kendisinin açtığını hatırlatarak boşanmayı doğrulamıştı. Ben kötü bir süreç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani herkes evlenebilir, herkes boşanabilir. Her şey insanlar için. Ben de öyle bir süreçteyim. Uğur Bey de öyle bir süreçte. O yüzden hani ben güzel şeyler söylerim buradan, kötü hiçbir şey söylemem. Uğrak Kuş şaşırtan bir karara imza atarak yaptığı açıklamada Ebru Şallı ile boşanma dilekçesini geri çektiğini açıkladı. Ebru Şallı açıklama karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Dönemde ünlü isimlerin tatil dönüşü havalimanında görüntülenmesi moda haline geldi. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda bu konu gündeme geldi. Demet Akbağ ve Uğur Yücel'in canlandırdığı Filiz Hanım ve Hasan Bey evlerinde magazin programı izliyordu. Programları kimler seyrediyor ama bayağı eğlenceliymiş yani. Tabii canım. Oo. Kafanı boşaltıyorsun böyle, baksana. Hiç öyle bir anlam yüklemiyorsun. İstersen kalk işini yap, gel tekrar devam et. Eğlenceli. Sevimli çift birbirleriyle konuşurken Filiz Hanım, Hasan Bey'e ünlülerin havalimanı yakalanmalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi. Birlikte haberleri çıksın istiyorlarsa tatile falan giderken dönerken bir haber uçuruyorlar magazine.